Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün Dutra Reçeli tarifini hazırladım. Gerçekten de çok şifalı ve çok faydalı. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Burada 4,5 kilograma yakın dut var. Dutları çok güzel bir şekilde yıkadım ve süzüldü. Hemen ardından saplarını temizliyorum. Dutları genişçe bir tencerenin içerisine alıyorum. Aralıklarla üzerine şeker ilavesi yapacağım. 4,5 kilogram dut için toplamda 2 kilogram toz şeker kullandım. Lütfen kontrollü olalım. Kullanmış olduğum dutlar oldukça tatlı. Şeker ilavesini dudun tatlılık oranına göre ayarlayabilirsiniz. Aralıklarla şeker ilave ederek dutları eklemeye devam ediyorum. Tencereyi bir köşede yarım saat kadar dinlendireceğim. Hemen ardından ocağa alıyorum. Öncelikle ortası da şeker eriyene kadar şeker eridikten sonra kısık ateşte ortalama 45 veya 50 dakika boyunca kaynatmaya devam edeceğim. Burada tahta kaşık kullanmaya özen gösteriyorum. Tabanından kaldırarak yukarıya doğru dutu karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle bir de yakından sizlere rengini göstereyim. Rengini çok güzel bir şekilde dışarıya saldı. Altın sarısı rengine geldi. 25 dakikanın ardından 2 yemek kaşığı dolusu limon suyu ilave ediyorum. Sizler dilerseniz 1 tatlı kaşığı limon tuzu da kullanabilirsiniz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Yavaş yavaş kıvamına gelmeye başlıyor. Ben hemen küçük bir taban içerisinde test yapmak istiyorum. Çok sıcak olduğu için kıvamını bu şekilde anlayamayız. Küçük bir taban içerisinde çok az miktarda dutun suyundan alalım ve bir köşeye ayıralım. Dut reçelini artık ocaktan aldım. Sıcak sıcak kavanozlama işlemine geçiyorum. Ben bu sırada bir de size şöyle yakından kıvamını göstermek istiyorum. Bu kıvamı oldukça güzel. Reçel kıvamına geldi. Dinlendikçe daha çok kıvam alacaktır. Çok fazla kaynatmayalım. Kesinlikle soğuk işlem yapmayalım. Kavanozlara sıcak sıcak dolduralım ve ağzını sıkı bir şekilde kapatalım. Kavanozların kıyısını köşesini temiz bir bezle kontrol ettikten sonra ağzını kapatıyorum. Kapağı 3 geri 1 ileri yaparak sıkı bir şekilde döndürdüm. Lütfen kontrollü olalım. Bazı kapaklar tutmayabiliyor.
Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bu sırada Nefis Yemek Evi kanalına ablama çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı benimle birlikte bu güzel tarifi hazırladığı için. Kavanozlama işlemini tamamladıktan sonra temiz bir bezin arasına alıyorum. Üzerini kapatacağım ve bir gece boyunca kendi sıcağında bekleteceğim. Bu sayede kapaklar çok daha güzel tutmuş olacak. Ertesi günü güneş ışığında sizlere rengini ve kıvamını yakından da göstereceğim. Bu tur içeriğini yıllardır bu yöntemle yapıyoruz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi denedikten sonra sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve artık ertesi gün oldu. Ben dut reçellerini güneş ışığına çıkartacağım ve yarım saat, bir saat boyunca güneş ışığında bekleteceğim. Rengi altın sarısı renginde ve dutlar asla dağılmadı. Gerçekten muhteşem bir tarif hazırladık. Kavanozları şöyle ters döndürüyorum ve etraflarını kontrol ediyorum. Taşma veya sızma varsa eğer kavanozları bu şekilde saklamayalım. Reçelleri tekrardan ısıtıp sağlam bir kapak ile kavanozlama işlemini yapabilirsiniz. Reçeller artık tüketilmesi için hazır. İsterseniz ertesi gün, isterseniz bir yıl boyunca kuru ve serin ortamda muhafaza ederek saklayabilirsiniz. Reçelin kıvamı ve rengi tam da istediğim gibi oldu. Garanti bir tariftir. Tarifime çok güveniyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.